Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte yine doğal mutfak temizliğine devam edeceğiz. Burada benim bir leğenim var. Şimdi size asıl olayı gösteriyorum. Bardaklarım. Tam olarak netliyor mu bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Umarım görüyorsunuzdur çizikleri. Şimdi ben bunları, şöyle çay bardaklarımı, günlük sık olarak kullandıklarımı yapıp size de göstermek istiyorum. Ben dün bir kısmını zaten yapmıştım. Bugün de sizlere göstermek için bir kısmını yapacağım. Hatta şöyle çay tabaklarımı da göstereyim. Bunları da şöyle hafifçe hatta şuradaki küçük iki tane daha kalmıştı. Bunları da şöyle koyabilirim. Çay tabaklarını da şöyle kenarlara koyacağım. Bulaşık makinesinden çizik çıkıyor diyorsanız, kirlenmiş çıkıyor, rengi böyle buharlı buharlı çıkıyor diyorsanız bu yöntemi kesinlikle uyguluyorsunuz. Bir paket karbonatım var yine gördüğünüz gibi. Karbonatımı şöyle bardaklarımın üzerine güzelce serptik. Hatta hepsini yapacağız. Tamam. Şimdi burada bildiğiniz üzere normal beyaz sirkem var. Ama siz isterseniz elma sirkesi falan, evde hangisi varsa o şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle bir su bardağı sirkemi bardaklarımın üzerine döktüm. Gördüğünüz gibi fışır fışır oldu. O sesi duydum. Temizlik geliyorum diyor arkadaşlar. Evet, şimdi asıl olaya gelelim. Kaynatmış olduğum sıcak suyumu ilave ediyorum. Şimdi biraz daha şöyle üzerine su ilave edeceğim. Arkadaşlar tamamıyla dolsun istiyorum. Genel olarak şu anda işlemim bitti. Size şöyle buradan saati de göstereyim. Tam olarak gecenin 3'ü. Evet. Şimdi ben bunları aslında bir 5-10 dakika bekletip yıkasam da olur ama şu anda ben bunları yıkamayacağım. Bunları sabaha kadar bu suyun içerisinde bekleteceğim. Yarın da yine aynı şekilde duruladıktan sonra size gerçek sonucu göstereceğim. O halde ben şimdi gidiyorum. O halde bunlar burada bu şekilde beklesinler. Güzel bir uyku çeksinler onlar da. Yarın sabah hep birlikte sonucu görürüz. Evet, ben geldim şimdi. Uykudan uyandırma zamanı tabii ki. Size oradan suyun rengi gayet güzel görünüyor olabilir. Şöyle umarım görüyorsunuzdur. Vallahi sanki güzel olmuş gibi. Şimdi bunları güzel bir köpükleyip durulayacağım ama elimde yapacağım bu işlemi. Makineye atmayacağım. Onu da şimdi size göstereyim. Şimdi temizleme işlemine geçeceğim ama size söylemek istediğim bir şey daha var. Şimdi ben bu suyu kesinlikle atmıyorum arkadaşlar. Bu suyu böyle bir fıs fıs olur. Farklı bir kutunuz vardır, şişeniz vardır. Onun içine koyabilirsiniz. Bu suyla içerisine de çok az böyle makine parlatıcısı koyarak duşakabinlerinizi silebilirsiniz. Daha önce bunu sizinle birlikte zaten deneyip test etmiştik. Efsane güzel parlatıyor. Tekrar bu suyla farklı işlemler de yapabilirsiniz. Ben bu suyu şimdi küçük bir şişeye alacağım. Fıs fıs şişem vardı benim, hatırlıyorsunuz. Hiç atmıyorum ben o şişeyi. Yine ben onu bu şişenin içerisine koyacağım ve size nerelerde kullandığımla ilgili yine farklı bir video daha çekeceğim. Thank you.
Evet arkadaşlar, şimdi yıkama durulama işlemim bitti ve kendi kendilerine kurumalarını da bekledim. Şöyle bir tanesini alacağım. Yani size nasıl anlatayım bilmiyorum ama gerçekten yeni alınmış bir bardak gibi ışıl ışıl parladı ki. Yani hiç bu kadar olabilir mi acaba diye aklımdan geçirmedim. Değil. Hiçbir şekilde hipo falan kullanmadım, çamaşır suyu falan. Direkt orijinal, katkısız, doğal yöntemlerle de bardaklarımız bu şekilde parlayabiliyor. Şimdi bir tane de size çay tabağı göstereyim. Bu tam olarak kurumamış ama olsun. Bu da yine ışıl ışıl tertemiz parlamış. Bugünlük de yine benden bu kadar olsun. Işıl ışıl bardaklarınız olsun. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.